2018-2019 akademik yılı ilk benim üniversitem programına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz. Yeni dönemimizin ilk programını kampüsümüzün huzurlu yerlerinden biri olan Kış Bahçesi'nde gerçekleştiriyoruz. Her zaman olduğu gibi Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Budak ve Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Sayın Dilek Takımcı ile beraberiz. Sayın Rektörüm, benim üniversiteme hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Takımcı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam, 2018-2019 yılı akademik yılı açılış törenimizi 4 Ekim 2018 tarihinde Profesör Doktor Yusuf Vardar Mötve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik. Şimdi bu Sayın Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşen bir açılış töreniydi. Burada bu etkinlikte Türkiye'nin geleceğinin sanayi üniversite işbirliğinden geçtiğini dile getirdiniz. Yine aynı etkinlikle beraber Sayın Yıldırım'a Fahri Doktora unvanını da takdim ettiniz. Ve bununla birlikte de Sayın Yıldırım'dan bir ricada bulundunuz. Biz bugün benim üniversitem programında bu konuları konuşmak istiyoruz sizinle, izniniz olursa. Tabii bu konuları ele alacağız ama öncesinde üniversitemizin açılış törenine özel olarak hazırlanmış bir açılış filmimiz var. Ege Üniversitesi tanıtım filmi. İsterseniz onu izleyelim, ardından yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim. Tamam, olur. Bilgi nedir? Gerçekten hiç düşündünüz mü? Bir milletin kendi küllerinden yeniden doğmasına öncü olmak mıdır? Bilginin taşıyıcıları kimdir peki? Bilmek, nereden geldiğimizi öğrenmenin bir yolu mudur? Bilgi belki de Anadolu insanına kitap taşıyan kütüphaneci Mustafa'ların idealist ruhunda gizlidir. Ya da bilgiyle 64 yıllık güçlü bir çınar yaratmak mıdır? Uğrunda çaba göstermeye değer bir hedeftir ve aynı zamanda özgürce seçilen bir amaç için uğraşmak ve mücadele etmektir. Bilgi akıllı ve güçlü kılar. Belki de zengin ya da mutlu. Ama kesin olan bir şey var ki düşünmek, sağlıklı kalmak, görmeyi bilmektir. Bilgi, disiplinli olmaktır. Bilgi, okumak, anlamak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. Bilgi, hem emin olmak hem de şüphe duymaktır. Bilgi, yaratıcı düşünce, farklı perspektifle değişim yaratabilmektir. Görünenin arkasında yatan gerçekliği keşfetmektir. Bilgi, hayata değer katar. İletişimde özen, ilişkide güvendir. Bilgi, yaşamak, yaşatmak, paylaşmak, yarınlarda var olmaktır. Bilgi uygarlığa giden yol, bireysel özgüven, toplumsal barış ve başarıya ulaşmada en iyi anahtardır. Thank you.
sayın seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz, Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Budak hocamızın katılımıyla gerçekleşen Benim Üniversitem programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam, biraz önce de söylediğimiz gibi Sayın Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'dan bir istekte, bir ricada bulundunuz açılış törenimizde. Bu rica neydi? Bu istek neydi? Şimdi tabii bu rica, istekler, hani bunları konuşabiliriz ama ben öncelikle yani Ege Üniversitesi'nin 2018-2019 öğretim yılının üniversitemiz adına, öğrencilerimiz adına, hocalarımız ve çalışanlarımız adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Huzur, güven ortamı içerisinde güzel bir eğitim, öğretim yılı olmasını diliyorum. Aynı şekilde ülkemizdeki bütün 200 geri kalan 205 üniversitesi içinde aynı dilek ve temennilerde bulunuyorum. Şimdi Ege Üniversitemize gelince, Ege Üniversitemizin açılış törenine çok uzun yıllar aradan sonra bir büyüğümüz, bir devlet adamı açılışımızı yaptı. Bu bizim için bir devlet üniversitesi olarak onur verici bir şey. Ayrıca senatomuzdan oy birliğiyle bir fahri doktora unvanı meclis başkanımıza verdik. Meclis başkanımız da hem İzmir milletvekili hem İzmir'de milletvekiliyken de başbakanlık yapmış bir devlet adamı. Ve İzmir milletvekili olması nedeniyle de İzmir'in sorunları, dolayısıyla da üniversitemizin de sorunlarıyla yakından ilgilenen bir isim. Onun için de biz üniversitemizle ilgili eğitim öğretim yılının açılışı sırasında geliştirdiğimiz ve kamuya sevk ettiğimiz bazı projeleri de dile getirdik. O da bu projeleri kürsüden dile getirmemiz üzerine bu konuların takipçisi olacağını ve destek anlamında elinden geleni yapacağını söyledi. Bunlardan bir tanesi de güneş enerjisi projesi. Neden önemli? Biz üniversite olarak yıllık elektrik ve doğalgaz masrafımız yaklaşık 26 milyon TL. Evet. Yani bu devletin aslında bir masrafı. Biz devletin gereksiz yere bir masrafa girmesini istemiyoruz. Bir devlet üniversitesi olarak Strateji ve Bütçe Kalkınma Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı'nda biz kürsüde açılış törenini yaparken, konuşmalarımızı yaparken Meclis Başkanımız Binali Bey de daire başkanımızı Naci Abal Bey'i aramış ve bu konuyla ilgili hocalarımızın böyle bir projesi var, buna destek istemiş. Biz de kendisine teşekkür ederiz. Kürsüden de kendisi de bunları dile getirdi. Bu aslında sadece Ege Üniversitesi'nin enerji tasarrufu değil. Çünkü bizim harcamamız devletin harcaması. Biz devlete bilim adamları olarak katkıda bulunup bir tasarruf sağlamak istiyoruz. Mantıklı, aynı zamanda ekonomik, feasible bir proje. Bu yönde de meclis başkanımızla birlikte bunun takipçisi olacağız. Bir diğer konu da belki çok daha kolay ve basit olan, kendisi Erzincanlı olduğu için evet. Erzincanlılar Derneği'nden 500 adet burs imkanı sağlayacağını kendisi ifade etti. Biz de Erzincanlılar Derneği'ne kendisinin de talimatları doğrultusunda irtibat kurup öğrencilerimize bu bursları aktarmak istiyoruz. Bunu da buradan da duyurmuş olalım. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızla bu konuda irtibatta olsun öğrencilerimiz. Bu burs talepleri anlamında bunu da dernekle birlikte meclis başkanımızın da irtibatında ve bilgisi dahilinde bu 500 kişiye de ciddi bir maddi imkan sağlanacak. Bunlar da öğrencilerimize ve üniversitemize hayırlı olsun. Belki üçüncü bir büyük proje. Biz tabii bir fahri doktora verilirken bunları biz proje kapsamında, yaptığımız çalışmalar kapsamında dile getirdik. Çünkü nezaketen fahri doktora verdiğimiz bir günde bunları sizden talep ediyoruz şeklinde bir yaklaşım içerisinde olmadık. Ama biz bu çalışmalar içerisinde olduğumuzu ifade ederken meclis başkanımız ekstra mesela burs olayında enerji projesine de sahip çıkacaklarını ifade etti. Bir başka konu da kampüsümüzün değişim dönüşümü. Ben burada benim üniversitem programı kapsamında hem üniversitemiz çalışanlarına, hem öğrencilerimize, hem de kamuoyuna bir duyuruda bulunmak istiyorum. Biz Ege Üniversitesi olarak, kampüs olarak bu değişim dönüşüm çalışmalarını devletle yürütüyoruz. Kampüsümüz bizim Bornova'da ve biz bu kampüs çalışmalarımızı, değişim dönüşüm çalışmalarını da Bornova'da sürdüreceğiz. Kampüsümüzde bir değişiklik olmayacak. Yanlış algılara yol açılmasın, yer teşkil etmesin. Evet. Çünkü diyorlar ki şuraya mı taşınacak? Yani öyle bir şey yok.
Evet. Biz evet. Bornova'dayız. Bornova'daki kampüste evet. bu değişim dönüşüm programını Hı-hı. yapmak istiyoruz. Hı-hı. Neden yapmak istiyoruz? Buna da keyfe keder durduğumuz yerden böyle bir şey yapalım değil. Tabii ki. Üniversitemiz köklü bir üniversite, güzel bir üniversite. Böyle bir kampüs belki Türkiye'de yok desem yeri var. Hem düz hem evet. yeşil, geniş bir arazi. Ama burada sıkıntımız var. Sıkıntı deprem kuşağındayız. Evet. Ama aynı zamanda binalarımız çok eski. Evet. 40 yıllık binalar, 50 yıllık binalar. Yani bunların teknik anlamda raporları var ve biz bunları resmi anlamda da devlete ve ilgili bakanlıklara yazdık. Evet. Şimdi böyle bir durumda biz bunun için yönetici olarak yerimizde duracak halimiz yok. Devletin büyüklerine evet. bunu anlatmamız gerekiyor. Ve bu anlamda da biz Cumhurbaşkanımıza Nisan ayında öğretim üyelerimizle evet. havaalanında gittik. Biz bir tek şey istiyoruz. Kampüsümüz, üniversitemiz güzel. Kampüsümüzün binaları eski ve deprem riski var. Bu konuda sizden destek bekliyoruz dedik. Cumhurbaşkanımız da bu anlamda son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımıza evet. Evet. Bilgi verdi, talimatlandırdı. Bakanımız geldi, kampüsü gezdi. Bürokratlar şu anda çalışıyor. Bir master planı yapmak istiyoruz. İmar planıyla birlikte. Ve bunu bir 6 ay içerisinde bitirip üniversitemizde bütün fakültelerimize, evet. akademisyenlerimize, çalışanlarımıza bunu bir lansmanını yapıp burada da acele etmeden önerileri, eleştirileri alacağız. Evet. Yani bir sağlık kampüsü düşünüyoruz. Evet. Fen mühendislik kampüsü düşünüyoruz sosyal bilimlerle birlikte. Hem Milli Emlak'tan hem de Ali Ağa Belediyesi'nden yaklaşık olarak 1200 dönüm civarında araziyi sıfır bedelle, iz bedelle, sıfır bedelle üniversitemize tapu olarak aldık. Evet. Tapuları da gösterebilirim şeyde evet. var yani Hı-hı. telefonda da. Hı-hı. Ama bunu biz senatomuzda da önümüzdeki hafta göstereceğiz. Yani bu üniversite için ciddi bir kaynak. Kesinlikle. Oradan elde ettiğimiz kaynaklarla Ala'daki meslek okulumuz orada eski bir garajda eğitim öğretim görüyor. Evet. Rektör olarak ben oraya gittim, öğrencilerle buluştum. Eski bir garajın içerisinde. Yani şimdi siz yöneticisiniz. İnsanın içi cız etmez mi? Ya neden buradasınız diyorlar. Biz burada uzun yıllardır. Burası garajdı. Ala garajıydı. Bu garajda eğitim görüyoruz. Evet. Yani garajın eski duvarları falan garaj yani resmen. Evet. Üstünü kapatmışlar. Şimdi bu Ege Üniversitesi'ne yakışmıyor. Orada okulumuzu yenilemek, ilave yeni okullar söz konusuysa o bölgenin talepleri doğrultusunda bunları geliştirebiliriz. Bunları içimizde tartışacağız. Oradan elde edilen kaynakla hem oradaki kampüsün yapılması hem üniversitesi bütçesi anlamında buradaki kaynakların da değerlendirilerek üniversitede hastanemiz başta olmak üzere Fen fakültemize kadar birçok fakültenin yenilenmesi lazım. Yani bu bir süreç. Sonuçta değişmeyecek. Tabii canım biz Bornova'dayız. Yani niye yani başka bir yere gidelim? Evet. Zaten, hani biz bazen açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Evet, sosyal medya sosyal medyada. Evet. Yani bir ilçenin kaymakamı arıyor diyor ki hocam gazeteciler soruyor buraya geliyor musunuz haberim yok. Benim de haberim yok diyorum. Yani evet. Kemal Paşa çok duyuluyor hocam. Öyle bir şeyimiz yok. Evet. Kemal Paşa'da bizim herhangi bir yani girişimimiz de yok, evet. bir arazimiz de yok. Hı hı. Yani ve ayrıca neden oraya taşınalım? Bilimsel bir gerekçe de yok. Yok ama evet. bir imkan varsa değerlendirelim ama evet. yok yani. Evet. O zaman sadece benim üniversitem programında yaptığınız açıklamaları dikkate almamız gerektiğini buradan izleyenlerimize, evet. dinleyenlerimize çok söyleyebiliriz. Ya bizim evet. Ege Üniversitesi Televizyonu dikkate alsın. Biz hani açık evet. açık da söylüyoruz. Evet, açık bak açık mesela söylüyoruz. Şu anda açıkladığımız yani aslında hı. İzmir kamuoyu açısından çok ciddi bir haber niteliği evet. var ve bunu biz burada somut olarak paylaşıyoruz. Evet, tapu işlemleri vardı, bayağı Hı-hı. bir süreç aldı. Şimdi Milli Emlak'tan bir sürü Hı-hı. konular vardı. Şimdi bize tahsis edildikten sonra söylüyoruz. Hocam, edilmeden söyleyemiyoruz. Evet. Kaç dönüm hocam? Yani işte yani tam rakamları yanlış söylemeyeyim ama yaklaşık olarak 1200 dönüm belediye ve Milli Emlak dahil böyle bir arazi bize tahsis edilmiş durumda. Bu da yani biz Ege Üniversitesi rektörlüğü olarak senatomuzda üniversitemize kaynak ürettik. Evet. Yani biz var olan kaynağı verip eba etmedik. Yeni sıfırdan kaynak. Yani bu süreçte de destek olanlara
teşekkür ediyorum. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Onun için de yani bunları tabii daha detaylı da ileride konuşacağız. Onun için biz mutluyuz bu anlamda. Evet. Evet. Hocam başka bir mutluluk verici olay daha oldu 4 Ekim'de. Karşıyaka'da Suat Cemile Balcıoğlu sağlık yerleşkesini gene Sayın Meclis Başkanı Binali Yıldırım'la birlikte açtınız. Evet. Bu yerleşke de gerçekten çok kıymetli ve de oldukça da büyük bir binaymış. Ben evet, gördüm, evet. Şaşırdım. Evet. Bu yerleşkenin üniversitemize, eğitime, topluma katkısı konusunda ne diyorsunuz? Şimdi, hangi bölümlerimiz orada olacak? Bir kere yani mesela güzel bir açılış oldu. Evet. Hayırseverimiz hani rahmetli oldu. Ben buradan kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Yani nereden baksanız 40-50 milyon liralık hani yaklaşık arsasıyla, binalarıyla ciddi bir yatırım. Burada biz sağlık bilimleri fakültemizin 4. sınıf öğrencileri burada eğitim görecekler. Evet. Bir başka konu, burada İl Sağlık Müdürlüğü'nle aile hekimliği protokolü kapsamında biz o bölgeye aile hekimliği hizmetleri vereceğiz. Çok güzel. Sağlık İl Müdürlüğü'ne birlikte. Yine kulak burun boğaz anlamında tıp fakültemiz hocaları hizmet verecekler. Poliklinik hizmeti verecekler. Yine diş hekimliği fakültemiz diş hekimliği anlamında poliklinik hizmeti verecekler. Yine sağlık bilimleri fakültemiz kendi bünyesindeki ebelik gibi özellikle kadına yönelik sağlık konularında hizmetler verecekler. O bakımdan o bölgenin de ihtiyacı var. Biz Ege Üniversitesi olarak hani bölgeye, ülkeye hizmet ediyoruz ama yani Karşıyaka'da da bu sağlık yerleşkemiz yani şehrimize de önemli bir kazanım olacak. Topluma hizmet edecek. Ayrıca oradaki 4. sınıf öğrencilerimiz için de ciddi bir uygulama alanı olmuş olacak. O çok önemli gerçekten. Yani o da hem üniversitemize hem de İzmir'e hayırlı olsun diyorum. Evet. Evet. Hocam sağlık dedik, isterseniz biraz da ziraatten bahsedelim. Evet. Bahsetmeden olmaz. Evet, ziraat için siz sanırım. Yaz aylarında eğitim öğretime ara verilen dönemde akademisyenlerle birlikte İzmir ve çevresinde Ege bölgesinde çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ettiniz. Bu kapsamda da geçtiğimiz ay İzmir Ticaret Borsası ile Ege'de tarımın geleceği için bir protokol de imzaladınız. Şimdi birazcık bundan bahsetmek istiyoruz. Bu protokol kapsamında başta Ziraat Fakültesi akademisyenleri olmak üzere öğrencilere, çiftçilere katkı sağlayacak bir takım plan projeler var. Bununla ilgili sizden bilgi almak istiyoruz. Nelerdir acaba? Evet, bu da çok orijinal bir proje. Şöyle, biz yani Ege Üniversitesi olarak zaten geçmişte de çeşitli dönemlerde topluma işbirliği, önderlik yaptık. Ama bu dönemde de çok daha fazla bu birliğe ihtiyaç hissediyor, toplum da hissediyor. Yani biz üniversite sanayi işbirliğini, bu STK'larla işbirliğini slogan olmaktan tamamıyla çıkartıyoruz. Bu projeler artık tamamıyla ayağı yere basan projeler. Biz yani İzmir Ticaret Borsamızda da özellikle tarım 4.0 anlamında gübre, tohum, sulama, ilaç gibi konularda yeni gelişen teknolojileri ve bunların ticaretini yapan ticaret erbabıyla, bunları kullanan üreticilerimizle, kendi akademisyenlerimizle ve öğrencilerimizle işbirliği içerisinde bu teknolojileri kamuoyuyla ve toplumla paylaşmak istiyoruz. Hem eğitim anlamında hem de uygulama anlamında bizzat fiziken uygulamanın içerisinde olmak istiyoruz. Ve borsanın da buna ihtiyacı var. Evet. Sanayicinin de ihtiyacı var, üreticinin de ihtiyacı var. Biz yani Ege Üniversitesi olarak biz Tarım Bakanlığı'nda da yaptığımız protokolde de Tarım Bakanımıza da ifade ettiğimiz gibi yani gelişmiş ülkelerde bu böyle. Yani Ziraat Fakültemiz, Gıda ve Su Ürünleri Fakültelerimiz, Gıda Mühendisliğimiz yani bu konularda eğitici olabilirler, çiftçilere eğitim verebilirler, tüketiciyi bilinçlendirebilirler. Tarım Bakanlığı'yla yaptığımız protokolde de biz Tarım Bakanımıza da ifade ettik. Yani biz Tarım Bakanlığı'nın bu anlamda Ege bölgesinde hiçbir şey yapamasak sağ kolu olabiliriz. Evet. Yani Amerika'ya gittiğinizde bir ziraat fakültesi diyelim, o bölgedeki çiftçilerin eğitimini Tarım Bakanlığı ile ortaklaşa yapabiliyor. Biz yani ticaret borsamızda, Tarım Bakanlığımızda yaptığımız bu protokoller doğrultusunda bu bölgenin önemli ürünleri olan bahçe bitkileri başta olmak üzere üzüm, incir, zeytin, yine hayvancılık da dahil olmak üzere
gübre, tohum, su, ilaç gibi yeni teknolojilerde biz öncü olabiliriz, eğitim verebiliriz, uygulamada katkı sunabiliriz. Bu güç birliği olduğu zaman bölgenin ekonomisinin refahı daha da artacak. Ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacak. Bunları biz fiziken de uygulamaya koyuyoruz. Hocam, bir de açılış konuşmanızda üniversitenin kâra geçtiğini, maddi sıkıntılarının artık bitmek üzere, özellikle hastanemiz açısından böyle bir müjde de verdiniz. Bununla ilgili ne gibi gelişmeler var? Gerçekten bir dönem biz hastaneyle ilgili endişe duyuyorduk. Yani maddi sıkıntılar konusunda. Şöyle, biz hani burada bu bir yıllık süreçte yani 450 milyon borcu vardı. Şu anda 110 milyon TL borcu var. Başhekiminden yeni aldığım bilgiler. 10 yıldır da her ay zarar ediyordu. Evet. Biz 10 yıl tam kara geçtik. Bu dolardaki gelişme oldu. Ama biz geçtiğimiz ay ilk kez kara geçtik. Burada da tasarruf anlamında yani devletten personel aldık. 430 kişiyi ve devletin maaşını ödeyecek şekilde aldık. Bu bize 40-50 milyon tasarruf sağladı. Sağlık teknikeri ve hemşire. 1200 çalışanımız varken onun 3'te 1'inden fazla elemanı devletin maaşı ödenmek üzere aldığımız için kendi döner sermayemizden ödemek yerine devletin ödemesini sağladık. Bu bize ciddi bir tasarruf sağladı. Yine yapılandırmada biz en iyi yararlanan, yani üniversite hastanelerinin borçları konusunda en iyi yapılanan, en iyi bütçeyi alan bir numaralı hastaneydik. Ve ki 2 hafta önce önümüzdeki 3 ay içerisinde de gerçekten açık açık söylüyorum. Tabii üniversitenin performansının da bunda çok ciddi katkısı var hastanenin. Biz ayda 500'er bin lira ilave daha imkan aldık SSK'dan, daha doğrusu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan. Bu da mesela ciddi bir imkan sağladı. Hocam, bu bir de merkez yerleşkemizde kapılarımız yenilendi. Evet. Bununla ilgili de bir anket çalışması da yapmıştınız. En çok beğeni alan. Bak şimdi çok güzel söylediniz. En çok beğeni alan kapıyı yaptık. Evet, evet. Bu tabii çok sembolik bir olay. Evet, hani bunu biraz konuşurken gülümsüyoruz ama ben de dahil hepimiz. Evet. Yani Ege Üniversitesi'nin bir kapısı olsun. Yani buraya girerken ya burası Ege Üniversitesi. Evet, böyle bir kapımız yoktu yani. Evet. Hani en azından bir sembol, bir semboldür. Bütün üniversitelerde öyle. Evet. Ya burası Ege Üniversitesi'ne giriyoruz. Evet. Şimdi burada Yeşil Köşk'ün olduğu yerde de bir giriş kapısı söz konusu. Tıp Fakültesi hastanemizin önüne de buradan ilk kez söyleyeyim. Yine kısa vadede bu kapılarımızı koyduk. Çünkü bu kapıyı koyunca bize ankette iyi çıktı ama en fazla beğenileni yaptık ama hani olur da dedik ki yani bir görelim. Diğer iki kapıyı da bu kapıya aynı şekilde, benzer şekilde yapmak istiyoruz. Şunu yapmaya çalışıyoruz. Devletimizin imkanları doğrultusunda, Ege Üniversitesi'nin bütçesi imkanları doğrultusunda kampüsümüzün temiz, yeşil, sürdürülebilir, huzurlu, güvenli bir ortam olması için kısa vadede uygulamalarımız. Biz şimdi bakın 11 bin metrekare çim yaptık. Bu 2-3 ay içerisinde bir o kadar 11 bin metrekare daha yani yeşil yapacağız. Evet. Eğitim Fakültesi'nin önü çim oldu. Evet. Diş hekimliğinin yanı, şelalenin karşısı, Eczacılık Fakültesi'nin arkası. Yani iktisat ve bilgisayarın, sağlık bilimlerinin burası çim oluyor. Evet. Şimdi hastanenin önünde yeni bir proje yapıyoruz. Bayağı bir açacağız oraları. Bunlar küçük projeler. Hani büyük bir şeyler yapıyoruz anlamında değil. Ama ben bu hafta sonu geldiğimde güvenlikle Bornova'dan gelen aileler ya içeri girip yürümek istiyoruz diyorlar. Evet. Güvenlik izin vermiyor. Diyor ki yani burası Ege Üniversitesi kampüsü, işte bir şeyiniz yok. Bu ne? Yani biz sadece dolaşmak istiyoruz diyorlar. Ben konuştum. Evet. Enteresan yani. Neden bunu söylüyorum? Çünkü helikopterle şehri gezelim. Yani binalardan yani şehir yani bir stres olmuş. Şimdi burada çalışanlar bu otoparklarla, bu yeşil kampüsle birlikte insanlar ailecek hafta sonu yani buraya yürümek istiyorlar. Evet. Bir de gene akademisyen, yani çok öğrenci odaklı bir anlayışınız var onu hocam. Onu sürdürüyoruz, o bizim için esas. Danışmanlık sistemini revize ettiniz hocam bu bağlamda. Ben danışmanlık sistemini de söyleyeyim ama öğrenci odaklı ile ilgili
bu kadar öğrenci odaklı olunca başka problemler de çıkıyor, onu da söyleyeceğim. yani ben samimi konuşuyorum, hani televizyon programı falan diye. Danışmanlık yönergemizle amacımız öğrenci danışmanını görmeden mezun oluyor. Evet, şimdi doğru. Biraz daha interaktif olacak, etkileşim halinde olacak. Kaydında, kariyer planlamasında, ders seçiminde vesaire. Bunu uygulamaya koyduk. Bu meslek okullarında biraz daha yük getirdi ama öğrencimizin yalnız hissetmemesi lazım. Hocaları var, biz varız. Niye yani biz sahip çıkmayalım? Böyle bilgisayar üzerinden ilişki olmaz yani. Şimdi tabii öğrenci odaklı olmanın güzel bir şey. Ama ben yaşadığım sorunu söyleyeyim size. Bunu da ilk defa paylaşmış olayım. Hem buradaki stüdyodaki arkadaşlar da, gençler de dinliyorlar. Şöyle, yemek yiyen kişi sayısı 8 bindi. 15 bin küsura çıktı. Bir yılda. bu şimdi çok güzel. Hani benim de hoşuma gidiyor öğrencilerle asbihal etmek, konuşmak, dertleşmek vesaire. Ama mesela öğrenci yemeklerine zam yapmıyorum. Şimdi yani ben araştırma görevlilerine de konuştuğumda, hocam diyor yemeği biz buradan yiyip çıksak diyor araştırma görevlisi de. Yani şimdi 3 lira yemek öğrencimize. 3 yıldır zam yapılmıyor. Ve yemeklerimizdeki kalori hesabı da hani oldukça iyi. Şimdi burada böyle olunca yemeğe talep çok arttı. Tamam, öğrenci odaklı olalım. Çok güzel. Şimdi spor sahasının en üst katında, ki orası orijinal yemekhaneymiş. Bir de ben böyle gezip giriyoruz, çıkıyoruz. Orası orijinal yemekhaneymiş yani. En üst kat. Hani futbol sahası var ya. Biliyorum. En üst katın orijinal yemekhane. Planı, projesi öyleymiş. Her şeyiyle. Yani mutfak olarak yemek dağıtım. Oraya şimdi bu hafta yemek vermeye başladık orada. Tabii başladık. Çünkü niye? Kuyruk oluyor. Şimdi, hazır bir temel de var. Bu. Şimdi bu sefer burayı, bu kampüsü çözdük. Şimdi buradaki iki nolu yemekhanede sayıda %100'ün üzerinde artış var. Şimdi burada da hani tamam öğrenci odaklı, öğrencilerimizle ilgilenelim ama yemeği biz şimdi fiyatını kesinlikle yükseltme niyetinde söylemiyorum ama yani öğrencilerimiz yemeklerimizi beğeniyor ve de iki katına çıktı rakamlar. Ve hocam akademisyenler, öğrenciler aynı yemeği yiyor. Abi biz Ege Üniversitesi kampüsünde yani rektör de öğrenci de aynı yemeği yiyoruz. Herkes aynı yemeği yiyor. Yani böyle böyle bir durumumuz var. Bunu da bu hafta önemli ölçüde çözdük. Tıp fakültesindeki aksamaya da bir çözüm üreteceğiz. Çünkü sayı çok yüksek arttı yani. Hocam fakültelerdeki personeller de yemekhaneye kaydırılmak zorunda kalmış bir kısmı. Doğru, aynen öyle. Fakülteler bu sefer diyorlar biz elemansız. Yani bizim Ege Üniversitesi olarak çok büyük eleman sıkıntımız yok. Türkiye'de en fazla eleman çalıştıran üniversitelerden birisiyiz. Ama bizim için bir numaralı konu öğrenci. Öğrencimizin yemesi, içmesi ve barınması. Ve barınmada da açılış töreninde de ifade ettiğim gibi yurt sayımız çok az. Yani biz şimdi meclis başkanımızın o günkü konuşmamızdan sonra da spor, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla da daha önce de irtibatımız vardı. Şimdi 4000 kişilik yurt inşaatına başlıyoruz dediler hocam. Biz gelip ziyaret de etmek istiyoruz. Bir taraftan da bizim KYK'nın yurtların olduğu bölgede 4000 kişilik inşaata da Ege Üniversitesi kampüsünde başlanıyor. Bu da sevindirici bir haber. Ve Sayın Rektörüm, son olarak sosyal aktivitelerinizden biri olan rektörle akşam çayına biraz değinmek istiyoruz. Sosyal aktivite yani. Evet, geçen yıl başladınız akademisyenlerimizle. Bu yıl da öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi personelimizle devam ediyorsunuz. Şimdi bu seneki görüşlerinizi merak ediyoruz ve bir merak ettiğimiz noktada devamı gelecek mi? Evet. Yani bu siz de çok güzel söylediniz. Bu bir sosyal aktivite. Mesela buradan sonra biz akşam çayında araştırma görevlilerimizle, öğretim görevlilerimizle bir araya geliyoruz. Onların perspektifinden eğitimi, araştırmayı, kampüsü değerlendiriyoruz. Evet. Dünyada ve Türkiye'deki gelişmeleri. Onların bakış açılarını, onların vizyonunu, onların temennilerini, önerilerini, şikayetlerini bizzat rektör olarak ben oradaki çalışma arkadaşlarımızla not alıyoruz. Bilgisayara geçiriyoruz. Konu başlıklarını belirliyoruz. Bu aktiviteleri ben sürdürmek istiyorum. Bir kere hiçbir şey olmasa, adı üstünde, ben toplantıya başlarken bu bir resmi toplantı değil. Sosyal bir aktivite amaçlı buradayız. İlk önce birbirinizle %50'si bu işin
tanışın diyorum. Evet. Zaten hocam akşam çayı ibaresi de resmi bir şey olmadı. Tamamen kaynaşma amaçlı çok güzel. Olduğunu yani gördüm. Akşam çayı kelimesinde bir iki rektör arkadaşımız da sordu. Yani Ankara'da yani bu akşam çayı yani takılıyorlardı. Evet. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hocam akşam çayı var mı falan. Hani onlar da yayılmış bayağı. Duyulmuş, evet. Şimdi buradaki konu şu. Mesai bitimiyle beraber değil mi? Hem daha stressiz gelebilecek arkadaşlara bir zorunluluk olarak değil bu. Tabii. Hani kimseye böyle bir zorunluluk koymuyoruz zaten. Biz davet ediyoruz. Davete gelen arkadaşlarla konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Bu üniversitemizde ülke açısından bu ekonomik gelişmelerde gençlerin önünü nasıl açarız? Geçen yılda akşam çaylarınız oldu ama o akşam çaylarından sonra bir gelecek şurası fikri çıktı. Sonra bir lansmanımız oldu. Evet. Gelecek şurasında en önemli karar araştırma üniversitesi olmaya karar verdik. Evet. Üniversitenin gerçekten hedefleri belirlendi. Hani bu sosyal aktivitelerin çok ciddi de sonuçları var kesinlikle, gerçekten. Kesinlikle. Hatta akademik kriterlerimizi tekrar düzenledik üniversitemizde. Ve hani şimdi, akşam çayı gibi böyle rahat görünen bir etkinlik esasında ciddi akademik sonuçlar var. Ama şöyle bir şey var. Yani bu dedikleriniz çok ciddi boyutta katkılar sağladı bize. Yol haritamızı belirledik. Evet. Eğitim ve araştırmada üniversitenin, fakültelerin, okulların hedeflerini bu sosyal aktivite kapsamında belirledik. Ama burada belki psikolojik ya da sosyolojik anlamda bir şeyi bütünleştirici olarak nitelersek o da şu. Şurada nasıl samimi konuşuyorsak biz Ege Üniversitesi ailesi olarak bu akşam çayında olduğu gibi samimi duygularla birbirimizle tanışarak multidisipliner alanlarda neler yapabiliriz, edebiliriz. Bunları konuştukça o sosyal ortam bize huzur ve güven vermesinin yanı sıra bir umut veriyor yaptığımız işle ilgili ve bunun yanı sıra da fikirlerimizi paylaşıyoruz. Evet, kesinlikle. Yani hepsi birbirini tamamlıyor. Yani benim tarzım ve yoğurt yiyişim bu. Evet. Bu böyle doğrudur iddiasından çok ben böyle inandığım için olduğum gibi davranarak şu anda televizyonda da yaşadığım gibi yaptığım için mutluyum, huzurluyum, severek yapıyorum. Ama illa bu böyle doğrudur diye bir iddia içerisinde değilim. Her yediğinde bir yoğurt yiyişi var. Hani bunu söylüyorum da. Bilmiyorum ben böyle yapıyorum. Evet. Generasyonu yakalayabiliyorsam, gençlerle iletişim kurup, bir irtibat kurup, mesafe alabiliyorsak geleceğimize dönük olarak bu beni mutlu ediyor. Bunu kendi iş dünyamda önemli ölçüde başarabildiğimi düşünüyorum. Yani öğrencilerimizden gelen tepkiler de bu anlamda olumlu olduğu için onlar da buraya gelip ya burada devletin sıcaklığını rektörlük yönetimi olarak görüyoruz dedikleri zaman ve o güveni duydukları zaman ben mutlu oluyorum. O nedenle de bütün yöneticilerimize, hocalarımıza resmi danışmanlık yönergesi dışında sosyal medyanız, cep telefonlarınız öğrencimize İletişim açık olsun. Açık olun. Herkes yani açık. Kendinizi lazım. Böyle iyi hissediyorsunuz. Böyle hissediyoruz. Evet, bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ederiz bugün bizlerle birlikte oldunuz. Hocam. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları alalım hocam. Sonra da programımızı kapatalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani faydalı bir program oldu. Hem böyle dertleştik. Ege Üniversitesi Televizyonu'na hem Duygu Hanım size spikerimiz olarak, sunucumuz olarak hem de medya merkezi müdürümüz Dilek Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gençler de dahil medya merkezimiz hem Ege Üniversitesi'nin açılışında herkesin ciddi bir katkısı oldu. Ben herkes adına müdürümüz ve Dilek Takımcı hocamıza teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. O yaptığınız hani üniversitemiz adına üniversitemizin tanıtım filmi ve sunumu arkadaşlarımızla birlikte buradaki ekibinizle gençlerle birlikte üniversite adına onur vericiydi, gurur vericiydi. Ben teşekkür ederim. Yani 8-5 mesaisi demeden böyle katkı sunduğunuz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Bir sonraki benim üniversitemde görüşmek dileğiyle. İnşallah. Çok mersi. Ege Üniversitesi Televizyonu'nun sevgili izleyicileri ve Radyo Ege Kampüs'ün değerli dinleyicileri bugünlük de benim üniversitem programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz efendim.